madem siz o kadar cesaretlisiniz, emekten yanasınız, çıksanız ortaya. Tüm bu yaşanan olayların arkasında AK Parti ve Sayın Erdoğan'ın bir müdahalesi olabilir mi? Hmm. Menfaati orada. Şimdi çok basit. Yani bu CHP'deki bazı gelişmeler. İşte İYİ Parti'de Ümit Özdağ'ın çıkışı vesaire. İşte Saadet Partisi'nde yapılmak istenenler. HDP diye HDP'yi gündeme getirip iyice bir böyle daha keskin hale getirmeler ve HDP'nin içerisinde de yeni parti kurulma arayışları. Bütün bunlar, bakın, hepsi yan yana getirildiği vakit, ne zamandan beri başladı bu? İstanbul seçimlerinin tekrarından sonra, kaybettiğinden sonra. Yani ondan sonra, çünkü İstanbul bizzat Tayyip Erdoğan AKP Genel Başkanı için son derece önemliydi. Orada belediye başkanlığı yaptı. Yani İstanbul, kendisinin lafı var. İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder. İstanbul'u kaybetti, Türkiye'yi kaybedeceğini görüyor. Onun için hala bak dikkat edin, İstanbul yüreğinde yara geçmiyor. Her vesileyle, işte bugün yine her artık şey yaptı, işte CHP'li belediyeler, CHP çöp demek, bilmem ne pislik demek, bilmem ne demek. Aynı lafı AKP için biz söylese hoş mu ya? Yani bu yakışmıyor artık. Yani bir AKP'nin genel başkanısın, Cumhurbaşkanlığı makamını ayırıyorum. Ama AKP genel başkanının bile ağzına yakışacak şeyler değil. Hele Cumhurbaşkanı sıfatınla bu konuşmaları yapıyorsa çok ayıp ediyorsun. Yani Yaşar Bey, tam da yeri gelmişken sizi biraz açayım bir şey bu konuyla ilgili. Yani yeniden döneriz diğer konuya ama CHP Genel Merkezi'nin de bu çöp konusunda biraz daha hassas olması ya da onun sorunu çözmesi gerekmiyor muydu? Yani böyle bir durum olunca tabii koz veriyorsun hükümete de diye açıkçası ben düşünüyorum. Ya, bu niye uzadı bu kadar? Orada bir problem yok mu size göre? Hangi konuda pardon? Çöp konusunda sesinde. Ya şimdi yanlışlık var orada yani. Çok uzadı. Bir dakika. Şimdi yanlış yani tabii nereden baktığına bak. Nerede o bana anlatsın peki? Ya doğal bir afet geliyor. Bir aylık yağmur İzmir'e işte geçtiğimiz haftalarda oldu. Bir ay. Bir günde yağdı. Şehirlerimizin altyapıları bunu artık karşılamıyor. Ondan sonra çıkıyor diyor ki gördünüz mü İzmir'in şeyini? Peki 25 sene sen de dahil. İstanbul'da bir afet geldiği vakit Ankara'da gölde insanlar yüzüyordu. 25 sene senin elindeydi. Yani şimdi oralarda polemiğe girersen her şey. Şimdi İstanbul'da bu şeyde ne oldu? Sendika. Hem de DİSK'e bağlı sendika. Evet, DİSK. Yani orada çok bana göre hiç işçi haklarıyla ilgili de değil. O DİSK'e bağlı o sendika çok yanlış işler yapıyor. Bana anlatmasınlar. İşçilerin hakkını savunmak başka bir şey. Bunu adam gibi savunursun. CHP. CHP olmasa sen sokağa bile çıkamıyorsun. Senin gücün nerede? DİSK'e söylüyorum. Daha doğrusu konfederasyondan ziyade o grevi yapan genel işe filan. Sen ne diyorsun be? Sana veriyorlar bilmem şu kadarıyla yok. Sonra ne oluyor? 3 gün 5 gün çöp yığını zaten AKP'nin istediği o. Halbuki masada çözme imkanı var. Ha hiçbir şekilde çözülmüyorsa o zaman ayrı bir şey. Ama siz CHP olarak DİSK olarak CHP Genel Başkanı ile her an görüşüyorsunuz. Belediye başkanları ile her an görüşüyorsunuz. Yani sizin burada hani ya randevu istedik vermediler yahut da şu oldu bu oldu diyecek bir haliniz yok. Yani Türk İş veya Hak İş'e bağlı sendika olsa dersiniz ki ya işte orada ideolojik davranıyorlar. Ya siz Kadıköy'de mecbur musunuz abi? Maltepe'de. Yani böyle bir şey var mı ya? Öyle bir şey var mı? Bir hafta almadınız, ondan sonra ne oldu? İşte CHP çöp demek, bilmem ne demek. Yani
Madem siz o kadar, o zaman ben söylüyorum sendikalara. Madem siz o kadar cesaretlisiniz, emekten yanasınız, çıksanız ortaya. Geçmiş dönemde, benim bakanlığım döneminde her gün yürüyordunuz. Türk işi, diski, hak işi. Neredesiniz be? Bir tabelanız kaldı çoğunuzun. 3-4 sendikayı tenzih edelim. Çoğu ortada yok. E şimdi gelmişsin orada CHP'nin elindeki belediyelerde efelik yapıyorsun. Yapsana AKP'nin elindeki belediye. Doğru şey değil. Bakın bu, şunu söylemiyorum. Elbette grev haktır. Uyuşmazlık durumunda elbette işçi greve gider. Hangi partinin elinde olsun, belediye olsun, kamu olsun bilmem ne. Ama kardeşim, uzlaşma imkanı varken hiç daha sendikaların talebi olmadan birçok belediye, CHP'li belediye asgari ücret şeyinde ciddi artışlar yaptı. Hiçbir müzakereye girmeden. Yani ortada talep yok vesaire yok. E şimdi burada iyi niyetli bir şey var. Yani istisnası CHP'nin içinden bir tane iki tane yanlış davranan belediye olabilir. Ama ya bunları konuşarak çözme imkanınız var. Ama siz ne yaptınız? EF'lik yaptınız da oldu. 3 gün, 5 gün orada görev yaptınız. Milleti çöple baş başa kaldınız. Ve ondan sonra AKP Genel Başkanı da işte CHP demek, çöp demek, İstanbul bilmem ne filan diye. Bundan da hoşnutsanız devam edin. Devam edin. Devam edin ama şunu unutmayın. Yani şu anda zaten 40 bin tane derdimiz var. Bir de geriye dönüp, yani geriye dönüp değil, yani şu iktidar döneminin içinde de 10 tane, 20 tane sizin işçinin hakları gasp edilirken sessizliğini konuşabiliriz. Hele benim bakanlık döneminde. Ya siz Türk iş, hak iş değiliz. İşsizlik sigortası yasasını sevk ediyorum meclise. Tekrar ediyorum. Türk iş, hak iş, disk konfederasyonları. İşte başkanları sağ. Toplantılar geldiler. İşveren konfederasyonu başkanıyla beraber mecliste bu yasayı geri çekin. Niye çekeceğim geri? Daha mükemmel yasa yapalım. Lan 30 sene, 40 sene, 50 sene çıkmamış bir yasayı biz çıkartıyoruz, hem de üçlü koalisyon. O zor şartlarda. Ve Türkiye'yi genel greve sürüklediler orada. Şimdi zaman geçtiği için hani kimse hatırlamıyor bunları. Resmen bana ultimatum verdiler. İşte hayatta herkes. Yani şeyi merak ediyorum aslında. Ya siz de aslında demokrasiye inanan, insanları dinleyen, bakanlığın zamanınızda da öyleydiniz. Telefon numaranızı bile vermiştiniz işte bütün herkese. Şu anda da herkesin. Yani aslında böyle bu tarz işte disk falan, hani şimdi sizin gibi daha işte sorunları dinleyen, işte demokrasiye inanan insanlarda daha mı çok problem oluyorlar baktığımızda? Ya da mesela otoriter bir Erdoğan karşısında tam aynı şeyi göremiyoruz diyorsunuz bir taraftan da. Tabii. Kabadayılıkları bizeydi geçmiş dönemde. İki günde bir yürüyordu o Türk iş filan. Ne diyorsun kardeşim? Efendim bu işte bilmem ne filan. Diğer taraftan da CHP'de de benzer gelişmeler var dedik. İşte Sayın İnce, Sayın Sarıgül'ün çıkışları var. Ve diğer taraftan bugün ben de öğrendim. İlginç tabii. Fikri Sağlar ve Ercan Karakaş gibi isimlerin de bulunduğu. Onlar da bir grup olarak onlar başka bir grup olarak yeni bir oluşuma giriyormuş. Bir başka şey, Baykal'ın eski ekibi var. Orada maşallah var. Peki siz nasıl okuyorsunuz? CHP'de ne oluyor? Şimdi CHP'de hiçbir şey olmuyor. Bak, ne kadar ters bir laf söylediğimi farkındayım. Sen de güldün. Evet. Çünkü neden? CHP'nin yapısı buna müsait. Olmazsa CHP olmaz. Yani CHP dediğiniz vakit iki kişi yan yana geliyorsa üç kişi mutlaka ikisi birbirini yiyor. Böyle bir yapı var orada. Ben yıllardır işte 2007 seçimlerinde bizzat 17 ile o zamanki genel başkan Sayın Baykal'la gittim, gördüm. Ondan sonra gittiğim iller oldu hepsinde. Ya yani inanılmaz bir şey. Bunu nasıl izah ediyorlar? Efendim biz tam bir parti içi demokrasi, parti işte, demokrasi. Özgürlük bilmem ne. Yani bunun bir sınırı var kardeşim.
özgürlük dediğin şey bir başkasının özgürlük sınırını geçmememesi lazım. Sizin bulunduğunuz kurumsal bir yapıysa tabii siz en son gelecek sizin çıkarınız. Önce memleket, sonra parti, sonra sizin çıkarlarınız. Bu böyle olması lazım. Memleketi en son sıraya at. Önce ben, sonra parti. CHP'de bu böyle maalesef. Diğer partilerde de farklı değil ama CHP'de daha öne çıkıyor. Şimdi Muharrem İnce, işte boyuna, ya yani konuştuk daha önce de. Şimdi Muharrem İnce, efendim, işte yarın kuruyoruz, her şey hazır. Amblem de tamam, tüzük tamam. İşte bu hafta değil, önümüzdeki hafta kuruyoruz filan. Şimdi dün de bir televizyon kanalı çıktı, 45 gün içinde kuruyor. Neyi bekliyorsun? Kur da göreyim ben seni, hadi. Aslanım benim. Elmalıklı hemşerim. Kur. Bir göreyim ben seni. Şöyle afranı tafranı bir göreyim. Böyle güzel konuşuyor çünkü. Hitabet maşallah. Ama ben diyor. Ben. Ya sen kimsin? Ben diyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde aldığım oylar. CHP'nin tarihine geçecek oylar. Lan ben de sana oy verdim. Bırak oy vermeyi biliyorsun. Ben 2 ay, 3 ay Muharrem için değil. Ben Muharrem için oy vermeyi bırak. Affedersin yani geç. Ama CHP'nin adayı diye destekledik. Yani 3 ay yaklaşık her gün kendisiyle telefonla konuştum. Bazı belgeler verdim. Eleştiri yaptım. Duyurular yaptım WhatsApp gruplarında. Ama CHP'nin adayı olduğu için. Şimdi sen benim oyumu neye sayıyorsun orada? Ben senin için söyledim daha önce. Televizyonda söyledim. Sen bizim mahalleden muhtar adayı ol, sana oy veren Yaşar Okuyan şerefsizdir. Daha tekrarlıyorum. Ama şimdi mesele o değil. Yani ben meselesi, Yaşar Okuyan bilmem ne filan meselesi değil. Aynı Ümit Özdağ gibi ona da soruyorum. Senin bu yaptığın hareketler, bir de diyorsun ki ben ta 42 senedir CHP'yim, işte bilmem gençlik kollarından geldim, odaları süpürüyordum da bilmem ne filan. Ya bu parti Allah'tan kork ya. Bu parti şu anda kötülediğin Cumhuriyet Halk Partisi seni 5 sefer meclise milletvekili olarak gönderdi. Allah'tan kork ya. 1 değil, 2 değil, 3 değil, 4 değil, 5 sefer. 2 dönem seni grup başkan vekili yaptı. Kim yaptı? Kemal Kılıçdaroğlu. Ve bu parti yine seni ömründe belki hiç rüyana girmeyecek şekilde koskoca Cumhuriyet Halk Partisi seni Cumhurbaşkanı adayı yaptı. Bütün bunların ötesinde sen bu partiye sövdün. Genel başkanına sövdün. Genel merkez yöneticilerini çeteci, yani sövmekten beter. Çete diyorsun. Efendim Atatürk düşmanları CHP genel merkezinde var diyorsun. Bu sövmek değil mi? Hakaret değil mi? Yani Atatürk'ün partisini bu suçlamayı getirmek sövsen daha iyi. Şimdi bunları yaşadık, yaşıyoruz. Şu soruların cevabını hala veremedi. Parayı nereden buluyorsun? Efendim biz işte 10 arkadaş geldik de kendi ceplerimizdeki harçlıkları bilmem ne yaptık. Bir işte eski bir otobüs kiraladık 1 yıllığına. Benzinini bilmem ne veriyoruz, kirasını filan. Kim lan bunlar? Kim bunlar lan? Açıklasan, bir sefer açıkladı. Ali Belli Hasan. Ben şöyle kendi yakın çevresinden hiç ne alaka? Bir otobüs kiralamaktan ibaret değil ki, şoförü var, bilmem nesi var. İşte 50'den fazla ille gittiler filan. Peki kim o otellerde yattınız, yediniz, içtiniz? Kim ödedi onları? Yani destek veren daha güçlü birileri mi var diyorsunuz yani? Gayet tabii canım. Ben sordum işte. Bu sarayın muhtemet belli kamuoyunun önünde çok isimleri geçen müteahhitlerden bir ilişkiniz var mı? Oradan destek alıyor musunuz? Herhangi birinden. Bunların karşısında cevap yok. Şimdi yine bir ay önce bir basın toplantısı yaptıydı Ankara'da. İşte her şeyimizi hazırladık. Yeni genel merkez binamızı tuttuk. İşte 4500 metrekare mi ne öyle bir şey. Ya ben de şeyden okuyorum sosyal medyadan. Çankaya'da filan güzel, çok güzel. Parasını kim veriyor abi? Parasını kim veriyor?
sen de emekli bir şeysin, ben de emekli bir milletvekiliyim. Senin yani nereden geliyor bu şeyi? Yani bir bana anlat. Bana değil, millete anlat. Vallahi Yaşar Bey, bu konuyla ilgili size de şahsınıza cevap vermişti, hatırlıyorsunuz. Hatta mahkemeye de dava da açacağım. Tamam, mahkemeliyiz zaten. Hı-hı. Ondan ben tazminat 50 bin lira alacağım ondan. Ben verdim mahkemeye. O da beni verdi. O benden 25 istiyor. Ben 50 istiyorum. Haber gönderdim mahreme. Sen dedim bak IBAN numaramı vereyim. Sen 50, ben 50 istiyorum senden. Sen 25 diyorsun. 50'den 25'i düş. Geri kalan 25'i benim gönder bana. Boşu boşuna mahkemelere meşgul etmeyelim. Yani versin, ödeşiriz abi. Yabancımız değil. Yani oradan bir şey çıkmaz.